gibi bir havanız var mı anlamında değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Şimdi kötü niyetlilerse buradan tutturamadık, başka bir şey uyduralım gibi bir karamsar düşünce içinde misiniz? Onu aslında ben merak ediyorum. Barış Bey, evet tabii ki öyle düşünceler de taşıyorum. Çünkü beyanlar alındı. Herhangi bir katkıları, yani evet altına koymuşlar isimlerini. Çünkü Montre bizim için çok önemli. Ülkenin beka sorunudur diyorlar. Bir de bu sarıklı amiral için çok hassasiyet gösteriyorlar. 15 Temmuz'a bu şekilde gidildi diyorlar. Şimdi ay kaçırdım konu. Neydi? Bir daha söylesene Barış Bey. Yani şunu demek istiyorum. Yani işte X maddesinden alıp Y maddesine evirirler mi? Yani daha böyle kötü... Yapabilirler. Yani şu an 1.26.1'in şeyleri var mı? Yok. Yok. Ama aldılar gözaltına. Bırakın onu. Ha şimdi onu söyleyecektim, unuttum. Bu beyanlar alındıktan sonra savcının herhalde emniyet irtibatı vardır diye düşünüyorum. Serbest bırakır diye düşünüyordum ama hayır, devam ediyorlar. Buyurun Salim Bey. Sevgili Şule, merhaba önce. Merhaba. Salim sen misin canım? Evet benim. Tamam. Şimdi tabii biz Şule ile yaklaşık 10 yıldan fazladır bu önce FETÖ'nün işte kumpas davalarıyla başlayan süreçte evet. gece gündüz çok uzun bir süreçte omuz omuza hakikaten avukatlık yapmaya çalıştık. O süreci... Üstelik Adalet Nöbeti'nde de böbrekten kriz geçirmene rağmen ilk gün oradaydın. Evet. Yani bu sürecin hakikaten bence anıt isimlerindendir. Klişeleşmiş, yo öyledir. Klişeleşmiş isimlerindendir Şule. Şimdi işte yani ülkenin şeyi öyle değişmiyor ki. Yani o kadar hukuktan uzak, o kadar garip süreçleri yaşıyoruz ki adeta hani aktörler değişiyor ama sahne aynı sahne. İşte yine Şule benzer bir, bana göre bir kumpas yargılamanın içerisinde aynı mücadeleyi vermeye çalışıyor. Şunu soracağım, yani aslında sorudan ziyade ortada bir şey var mı? O açıdan öğrenmek için soruyorum Şule. Biliyorsun yani bu kumpas davalarda da yargı organlarının, savcıların, hakimlerin çok böyle bir delil gösterme, delil üzerinden ilerleme gibi bir dertleri yoktu. Yani biraz sonra ayrıntısına biz burada gireriz ama orta çağdan kalma itham sistemi malum. Yani ben seni suçlayayım, sen suçsuz olduğunu bana kanıtla anlayışıyla yürüyordu bütün bu davalar. Şu anda da aynı sürecin bu siyasal davaların tamamında yürüdüğünü görüyoruz. Yani şu biraz önce söylediğin işte bu şeye imza attın mı, bunu hazırladın mı'nın dışında gerek... TCK 316 suç için anlaşma gerek başka bir suça vücut verebilecek somut önünüze konmuş bu sanıklardan veya başkalarından sadır herhangi bir delil, herhangi bir bulgu, herhangi bir tespit var mı diyecekleri sorulan. Şimdi sevgili Salim Şen, hayır, öyle somut bir belge bilgi günümüze sunulmadı. Yani 316'ı çağrıştıracak somut bir belge ve bilgi yok. Yani yine kanaatler ve yorumlar üzerinden değil mi? Böyle subjektif değerlendirmeler üzerinden yürüyorlar. Sen çok kıymetli açıklamalar yapıyorsun. 316'ın unsurlarını da çok iyi bilirsin. 316'da ne diyor başta? 4 ve 5. baptaki... suçları işlemek için anlaşma. İki veya daha fazla kişinin... Tabii. Üstelik bir de vasıtalar almışlar. Şimdi 4 ve 5. baktaki suçlara bakıyoruz. Hepsi cebir şiddet içeren, işte anayasal düzeni değiştirme tabii falan gibi çok ağır suçlamalar. Yani bu nerede bununla? Ne alakası? Peki Şule Hanım, şimdi dijital materyallerle ilgili incelemenin tamamlanması, daha doğrusu tamamlanamadığı için o ilk gözaltı süresinde emekli amirallerin ifadesine başvuramadık şeklinde bir tutumları vardı. Çünkü bu da konuydu. Yani hem gözaltında tutuyorsunuz, o zaman niye ifadesini almıyorsunuz kaç gün boyunca?
Şimdi peki o dijital materyal incelenmiş ve veya en azından bir kısmı incelenmiş, böylece artık o soru soranların elinde o materyallerden çıkan bir zemin, bir malzeme var mı? Böyle bir şey ortaya kondu mu? Şimdi Gökmen Bey, sevgili dostum Salim Şen de bunu çok iyi bilir. Bizim ceza hukukumuzda sanıktan delile gidilmiyor. Delilden sanığa. Yani esas bu. Şimdi böyle bir madem duyuru var, o zaman tespit etseydiniz bütün delillerinizi, insanları ondan sonra gözaltına alsaydınız. Kaldı ki terörle mücadele yasasının geçici 19. maddesinin konma sebebi de gözaltına alınan çok sayıda insanın ifadelerinin bir anda bitmeyeceği sebebiyle böyle bir 4+4 konmuş. Bunlar ne oldu peki? Hiç ifadeleri alınmadan yaklaşık 6-7 gündür orada tutuluyorlar. Ve üstelik de delil dedikleri şey de elde ettikleri telefon, bilgisayardan çıkan, işte bulabilirlerse bir şey, ki ben hiçbir şey olmadığını kesinlikle biliyorum. Önümüze de öyle bir somut delil konmadı. Maalesef bu durum. Yani dijital verilerden tespit edilmiş herhangi bir somut bir soruya muhatap olmadınız. Hayır, hayır, söyleyeyim yok. Ne bende, ne Kadir Sağ geriye Sağ tamamen, Sağ geriye Sağ tamamen Sağ soyut. Bunu sen mi hazırladın? Katıldın mı? Kimle hayır. görüştün? Hayır. Nereden hayır. geldi vesaire hayır. değil mi? O biraz önce söylediğin evet, kanaat kesinlikle. Ve yorum içerikli sorular evet, var. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Şimdi İsmail... Ama çok şey, yani ifade alırken onu belirttiğin çok efendi davranıyorlar. Yani bir problem yok orada. Şimdi İsmail Saymaz da bizimle birlikte Şule Hanım. Bana az önce şeyi sordu, hani Şule Hanım bizzat katılmış mı sorguya? Şu anda sorguya katıldınız mı? Cem Gürdeniz'in sorgusu tabii için gidiyor. Kadir Sağdıç'ın katıldı. Şimdi de Cem Gürdeniz'e gidiyorum. Peki Kadir Sağdıç'ın sorgusunda savcıların odaklandığı temel nokta ne? Bu bildirinin içeriği mi? Bildirinin saati mi? Bildirinin günü mü? Tam olarak ne? Çok güzel bir soru. Bildirinin içeriğiyle ilgilenmiyorlar bence. Yani bildirinin içeriğini daha baştan suç olarak kabul ediyorlar ki tamam. bu bildiriyi hazırladınız mı? İşte katkınız oldu mu? Ne zaman yayınlanacağından haberiniz var mıydı gibi sorular geldi. Peki bu vazzaflarla bir bağ ortaya konuluyor mu ya da böyle bir iddia ile sürülüyor mu? Hayır, o da yok. Hayır, o da yok. Araştırmışlar, o da yok. Bir bağ yok yani, bunu ifade ediyorlar. Hayır, araştırmışlar yok. Bizimkilerde yok en azından. Üzülerini bilmiyorum. Tabii. Araştırmışlar derken neyi kastediyorsunuz? Çok önemli. Şu aşamada isim isim sorarlar çünkü sorgu esnasında. Şununla irtibatınız tespit edildi, ne diyorsunuz diye. Şu aşamaya kadar sormadıklarına göre demek ki somut bir delil bu aşamada yok. Ama ben meslektaşıma bir şey sormak istiyorum eğer izniniz olursa. Şule Hanım merhabalar. Avukat Gamze Pamuk Ateşli ben. Aslında süreçle alakalı değerlendirmeleri yaptığınızda hem COVID sürecinde hele ki 50 binden fazla vakanın olduğu günümüzde müvekkillerinizin şu aşamada nezarette olduğunu söylediniz. Bu hem sağlık açısından çok büyük bir ihlal zaten. Ama hani süreçle alakalı da sormak istediğim bir şey var. Somut veriler, somut bulgular ortada yok diyorsunuz. Biz bu gibi yargılamalarda ben görece sizden daha genç bir hukukçuyum. Sizin de tecrübeniz elbette ki Salim Bey'in de bu konuda çokça tecrübeleri var. Ama benim de tecrübe ettiğim yargılamalarda evet. somut delil bulunamadığında gizli tanık ifadeleri dosyaya girebiliyor. Bu açıdan bir kaygınız var mı? Yani şu aşamada dosyaya somut bir şey girmediği için soruyorum. Meslektaş olarak acaba böyle bir kaygıya düşüyor musunuz? Suç vasfının değişmesi bir saniye, konusunda... Şimdi... Hayır, ses bağlantısından şüphe ettiğim için önce bunun yanıtını alalım. Şule Hanım ne diyorsunuz? Şule Hanım dinliyoruz sizi. Şimdi genç meslektaşım diyor ki sağlık sorunları. Kim dinliyor sağlık sorunları? Dinleyen var mı karşımıza? Verdik raporları. Hayır. Ondan sonra gelelim bu gizli sanıklar bunlar meselesine. Bize sorguda bunlar sorulmadı. Karşımıza böyle bir şey çıkmadı. Ha bundan sonra çıkartabilirler mi? Ha çıkartırlarsa orada çok büyük sorunlar var demek ki. Sorun yaşanır orada. Kaç soru sorabilir miyim? Hukuksal anlamda ciddi şimdi, sorunlar yaşanır orada. Şimdi Gamze Hanım o soruyu tabii şu açıdan yöneltti. Yani hani çok fazla delil melil ortaya çıkmadığı durumlarda devreye sokulan bir gizli tanık evet. mekanizması var. Biz şey daha soracaktınız, ben böldüm Gamze evet, Hanım. Evet, aslında ben meslektaşımın ses tonundan... sitemini de anlayabiliyorum. Yani haklı bir sitem, hukuka olan bir sitem. Çünkü
Hukuk dediğimiz şey kişiler açısından değişebilen, yorumlanabilen bir şey değil. Hepimiz için okuduğumuzda neyi anlıyorsak karşılaşacağımız müeyyide de o olması gerekiyor ama maalesef uygulamalarda işte emekli amiraller açısından ya da hukukun bir şekilde lastik gibi esnetilebildiğini görüyoruz. Şunu sormak istiyorum ben meslektaşıma. Yani avukatlarla savcıların görüştürülmemesi meselesini. Çünkü bu da çok büyük bir sorun. Biz yargının eşit kurucu unsuruyuz. Savcı, hakim, avukat hepimiz eşitiz ama uygulamada yani sizinle görüşmemenin ötesinde başka olumsuz bir şeyde hani karşılaştınız mı? Yani buradaki eşitliği bozan, sizi muhatap almamanın ötesinde bir sorun yaşatıyorlar mı acaba size? Şöyle. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce biz başsavcıyla bile gidip çok rahat görüşebiliyorduk. Bütün başsavcı vekilleriyle görüşürdük. Elimde soruşturma olan ilgilendiğimiz dosyalarla ilgili de savcılarla görüşürdük. Ve bunda hiçbir zaman zorlanmazdık, istismar da etmezdik zaten. Ama şimdi böyle bir durum yok. Görüşemiyoruz. Görüşmüyorlar, bu kadar basit. Peki, İsmail Saymaz soruyor. Şule Hanım, ben tekrar az önceki soruma dönmek istiyorum. Evet. Muvazzaflarla ilgili bir bağlantı saptanamadığını ifade ettiniz. Bu sorguda size sunuldu mu, ifade edildi mi? Tekrar edebilir şöyle, misiniz? Şöyle, yani böyle bir araştırma yapmışlar zannediyorum. Zannediyorum yani, başka bir şey. İfade edildi mi Şule Hanım? Dile evet, getirildi mi? Edildi. Efendim? Edildi. Evet, edildi. Ne denildi? Yani var mı böyle irtibatınız, onlar da yok dediler. O... Zaten telefonlarını da telefondan çıkartmışlardır zaten. Evet. Peki bir metinde şu bölüm ya da şu bölüm diye özellikle dikkat çektikleri yahut burada suç var diye işaret ettikleri bir bölüm var mı? O metni hiç saymıyorlar zaten. Metin hiç hayır ya, bu metin suç unsur olduğu iddia edilen metinle ilgili herhangi bir nitelemede bulunmuyorlar mı? Bu suçtur. Hayır, bunu baştan kabul etmişler zaten. Suç olduğunu kabul etmişler. Onu derse zaten soruşturma çökecek. Peki, peki temel delilleri WhatsApp grubu içerisindeki yazışmalar mı? Bu mu temel delil? Doğrudur. Peki Şule evet, Hanım, şeyi soracağım. Onu az önce söyledim ama bir kez daha tekrar edelim. Yani bugün yarına sarkacak bu hikaye emniyetteki ifadeler. Çünkü gözaltına alınmamış, sadece ifadeye çağrılmış olan diğer 4 emekli amiralin de ifadeleri tamamlanacak. Şimdi acaba hepsi tamamlandıktan sonra mı gözaltındakilerin de adliyeye sevki söz konusu olur? Yoksa şu an ifadesi alınanlar yarın yavaş yavaş şey yapabilir mi, adliyeye geçebilir mi? Gökmen Bey, çok iyi niyetlisiniz. Yarın 4 tane amiralin ifadesi alındıktan sonra bunların hastane postane meseleleri de tamamlanıp artık akşamüstü mü gelirler adliyeye? Akşamüstünü geçtikten sonra evet, mı gelirler? Allah bilir. Ne diyeyim? Başka kimseleri çağırırlar mı sizce Şule Hanım? Ben bu konuda bir soru yöneltilmedi ama benim tahminim sanki çağıracaklar gibi. Asker mi, sivil mi? Hayır, o grupta yer alan diğer duyurunun altında imzası olanlardan. İmzası olan diğer amiraller de çağrılabilir, öyle mi? Tahminim yani, bana direkt böyle bir soru yöneltilmedi ama söylenmedi ama çağrılabilir. Peki. Dosyada tanık bir tane mi var? Geçen gün bir gazeteci yine bu stüdyoya bağlanmış ve tanık olarak ifadesinin alındığını söylemişti. Acaba başka tanık var mı dosyada? Vallahi bu benim ifademi aldılar dedikleri adamın bile ifadesinin ne olduğunu bilmiyorum. Bize göstermediler. Yok, şöyle sorguda yöneltilir ya, yani tanık şunu söyledi gibi bir. Yok, hayır hiç öyle bir şey yok. Hayır. Kaç soru var? Vallahi yaklaşık herhalde hatırladığım kadarıyla 15 soru falan. Matbu mu? Bu sorular matbu mu? Yazılı basılı mı? Matbudur, evet, herkese sorulan sorular. Bildiğim de o. 15 civarında soru yöneltiliyor yani herkese. Tahminim yani, aklımda kalan. Peki burada şöyle bir tasavvur mu var Şule Hanım? Bunu Ergun Mengi yazdı, şu kişiler organize etti gibi bir kabul mü var? O da çok net değil, hayır. Zaten bizimkilerin öyle bir iddiası da yok yani. O düzenledi falan filan gibi bir iddia yok yani. Bizimkiler diyorlar ki, ya böyle bir metin geldi, hassasiyet gösterdiğimiz konuydu, altına bizim ismimizi de koyabilirsiniz dedik.
Olay bu. Birkaç gündür şöyle bir tartışma var Şule Hanım. Takip etmiş. Roç almıyorum değil mi? Birkaç gündür şöyle bir tartışma var. İki tane metin var ortada. Bir tanesi 6 Nisan tarihi için hazırlanmış. Girişinde Yüce Türk Milleti ifadesi olmayan bir metin. Bir de 4 Nisan tarihli girişinde Yüce Türk Milleti olan ifade, iki tutanak var, iki bildiri var. Bunlardan biri için işte o asıl metin buydu, diğeri için değiştirilerek dolaşıma sokulmuş diye iddia edilen bir metin var. Buna dair bu tartışmayı acaba Sayın Amiraller biliyor mu ve onların yorumu nedir? İsmail Bey, şöyle ben söyleyeyim. Zaten polis arkadaş da geldi herhalde beni almak için. Şöyle söyleyeyim ben size. O 3 Nisan günü gerçekleşmiş zaten adım adım. Ha, geldi polis arkadaş. İki tane bildiri yok. Son anda güncellenmiş bir bildiri var, o kadar. Yani herkes aslında o güncellenmiş bildiriyi biliyor mu? Yani onlardan habersiz yayınlanmış değil, değil mi? Efendim? Yani o güncellenmiş bildiri amirallerden habersiz güncellenerek yayınlanmış mı? Öyle bir durum var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani 3 Nisan günü bu duyurunun, bu bildiri değil, bir daha ısrarla söylüyorum. Bu bir duyuru, üstünde de duyuru yazılı zaten. Emekli amirallerden duyuru değil. Evet. 3 Nisan günü saat 16'ya kadar bir değişiklik yok. Saat 8 civarında bir değişiklik var. O değişikliğin de şu, Yüce Türk Milleti'ne şeyi eklenmiş. O kadar. Bundan, bu değişiklikten amirallerin haberi var değil mi? Yani habersizlik demiyorlar. Hayır, haberleri yok. Çünkü şu...